Katma değer fonu komünitenin alameti farikası. Tam anlamıyla böyle. Neden? Çünkü dünyanın hiçbir yerinde katma değer fonunun bir örneği yok. Çünkü dünyanın katma değer fonuna ihtiyacı yok. Amerika'daki herhangi bir yaratıcı ya da işte indie hacker dediğimiz e, e, ürün geliştiren insan e, katma değer fonu gibi bir fona ihtiyaç duymuyor. Çünkü e, orada Paypal var, orada Stripe'a sadece TC kimlik numarası gibi bir sosyal güvenlik numarasıyla başvurabiliyorsun ve tıkır tıkır işlerini halledebiliyorsun. Türkiye'de Gumroad bile çalışmıyor. PayPal zaten çalışmıyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla Türkiye'de ürün geliştirme kendi yani ne kadar kişilerin uzmanlığıyla alakalı ve nispeten kolay olsa da uzmanlığın seviyesinde kolay olsa da maalesef satmak çok yani çok 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 zor. Birçok pazar yeri zaten o pazar yerine girmeye kalktığında seni bir sürü e, yetenek testine resmen tabi tutuyor. O yüzden pazar yerlerine girmek Türkiye'den çok zor. Girdikten sonra da para çarçur oluyor. Neden? Çünkü komisyonlar hat safhada. PayPal, Gumroad, işte Stripe gibi e, finansal e, arayüzler Türkiye'de çalışmadığından dolayı hadi tamam ben bunu kendi landing page'imde satayım desen ha, neyle satacaksın? Neden? Çünkü EasyCo bile Türkiye'de şirket gerektiriyor. Hadi Shopier'le satayım desen Shopier sadece Türkçe, İngilizce değil. Dolayısıyla Türkiye'de satmak gerçekten deveye hendek atlatmaktan daha zor. O yüzden Amerika'nın katma değer fonuna ihtiyacı yok ama Türkiye'deki yaratıcıların, Türkiye'deki indie hackerların, makerların kesinlikle katma değer fonu gibi bir fona ihtiyacı var. Birkaç sebebi var bunun. Birincisi bunu söylediğim için lütfen bana kızmayın ama Türkiye'de yaratıcılar maalesef dünyadaki diğer dünyadaki yaratıcılara göre nispeten biraz daha kibirli. Evet ben de onlardan bir tanesiyim. Biraz daha kibirliyiz. İşlerimizi insanlara açma konusunda bizi maalesef önümüzde bir engel bu kibir. İkincisi de satacak potansiyelimiz ve satacak platformumuz olmadığından dolayı genel olarak kendi kendimizi demotive ettiğimiz bir dünyaya döndürüyor. Bu katma değer fonu kendini bir mikro yatırım fonu olarak konumluyor. Buradaki özel değer ne biliyor musunuz? Biz Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri dolarla dünyaya satmak istiyoruz. Dolayısıyla yazacağımız ve sizin yazacağınız bütün e-kitaplar İngilizce olmak zorunda. Yapacağınız bütün landing page'lerin tamamı ki biz yapacağız sizin adınıza eğer katma değer fonuyla çalışırsanız bunların tamamı İngilizce olmak zorunda ve tabii ki üstlerindeki fiyatları her biri de dolar. Şimdi düşünün. Türkiye'de bir e yazar, kitap yazarı diyelim. E, e, DNR'da ya da Idefix'te ya da işte herhangi bir kitap e, satış kanalında 30 liraya satılan bir kitapta %10 telif hakkı kazanıyor. Yani 3 lira para kazanıyor. Bir kitap yaklaşık 1500 baskı yapıyor. Dolayısıyla bir yazarın cebine bir kitap bir baskı yaptığında 4500 lira para giriyor. Peki e, e, kitap ikinci baskı, üçüncü baskı yapamaz mı? maalesef yapamıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de basılan kitapların %96'sı ikinci baskı yapamıyor. Dolayısıyla siz de ne kadar iyi bir kitap yazarsanız yazın maalesef ikinci baskıyı yapmak çok 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 zor. O yüzden de birinci aklınıza tutmanız gereken şey bu. Türkiye'de bir kitap yazdığınızda ya da bir tasarım ürünü geliştirdiğinizde satın alacak kitle çok 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 kısıtlı ve size kazandırdığı para Türk lirasının değeriyle ölçülüyor. Ancak Amerika'da sattığınızda o kitabı, İngilizce yazdığınızda o kitabı ve Amerika'da sattığınızda o kitabın bedeli 15 dolar oluyor. 15 dolar, 10 dolar, 20 dolar gibi bir değere kitabı sattığınızda bu kitaptan cebinize genel olarak komisyonlar çıktıktan, işte katma değer fonuyla çalıştıktan sonra cebinize %55, %60 arası bir para giriyor. Diyelim ki 15 dolar, yani 120 liraya sattınız, cebinize giren %60, %72 lira yapıyor. Tek bir kitap satışından. Diyelim ki bir tasarım ürünü geliştirdiniz. Bu bir e, e, kullanıcı arayüzü kiti diyelim. Bu kullanıcı arayüzü kitini 25 dolara satıyoruz. %60'ı sizin cebinize kaldı. 25 dolarda 15 dolar cebinize girdi diyelim. 15 dolar aslında Türkiye'de yaklaşık 120 lira para yapıyor tek bir satışta. Dolayısıyla düşünsenize 100 satış size 12 bin lira para getiriyor. Sadece bir tasarım ürününde ki inanın bundan çok daha fazla satış yapıyordu. Biz katma değer fonunu bunun için konumladık. Katma değer fonu ne yapıyor? E-kitapları tasarım ürünlerini, işte ikon setlerini, online eğitim programlarına, WordPress temalarına, WordPress şablon şey pluginlerine, Shopify eklentilerine ve bunun gibi bir sürü bir kere yapılıp sürekli satılabilecek ürünlere biz yatırım yapıyoruz ama mikro yatırımlar bunlar. 250 dolarla 2000 dolar arasında yatırımlar yapıyoruz. Sizin zamanınızın karşılığını alabilirsiniz diye. Ve sonra da sizin ürettiğiniz ürünü satmaya başlıyoruz. Ve satış gelirlerinde %70 size geri ödeme yapıyoruz. %30'unu sadece biz kazanıyoruz. Bizim bu işten para kazanabilmemizin tek yolu sizin ürününüzü satmamız. Eğer sizin ürününüzü satarsak siz bizden daha fazla para kazanıyorsunuz ve biz de para kazanıyoruz. Dolayısıyla biz satmak zorundayız. Eğer siz de para kazanmak istiyorsanız siz de üretmek zorundasınız. Benim hedefim ortalama komünitede yer alan ve bu fondan e, yatırım alma hakkını kazanan insanlarda e, yılda en az 4 defa bizden fon alması ve yılda en az 4 türünden para kazanmaya başlaması, aydan aya da bu parasını e, kazanması e, benim hedefim bu anlamda. Peki bu fon nasıl çalışıyor? Öncelikle siz bir fon başvurusu yapıyorsunuz. Fon başvurusu çok basit bir başvuru bu. CV'nizi paylaşıyorsunuz bizimle, portfolyonuzu paylaşıyorsunuz, yani geçmişte yaptığınız işleri paylaşıyorsunuz ve bizden hangi e, ürünle ilgili fon almak istiyorsunuz, yani bir e, siz bir metin yazarsanız bir e-kitap yazmak istiyorsanız daha önce ya, ya, yazdığınız içerikleri, ürünleri, blog yazılarını bunları bizimle paylaşıyorsunuz ve CV'nizi paylaşıyorsunuz, referanslarınızı paylaşıyorsunuz, aynı zamanda da yazmak istediğiniz kitabın en azından başlığını ve işte konu e, içeri, içeri ne içereceğini bizimle paylaşıyorsunuz. Biz buna bakıyoruz ve diyor, eğer şunu diyorsak ya bu CV'deki kişi böyle bir kitap yazar, altından kalkar bunun diyorsak sizinle hemen bir hazırlık dokümanı paylaşıyoruz. Bu hazırlık dokümanı biraz daha detay içeriyor. Hazırlık dokümanında siz atıyorum bu bir tasarım ürünü tasarım ürününün adını yazıyorsunuz. Kaç liraya satmak istediğinizi yazıyorsunuz. Neden o alanda bir açık olduğunu bizimle basit fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Bunu kim alır diye hedef kitlenizi bizimle paylaşıyorsunuz. Ya da bir e-kitap yazmak istiyorsanız bu e-kitabın başlığını, chapterlarını yani bölümlerinin başlıklarını e, hatta birinci bölümün belki bitmiş halini ya da belki yarısının bitmiş halini. Dolayısıyla biz sizin dilinizi görelim istiyoruz. Ne kadar paraya satmak istiyorsunuz? Kaç dolara satmak istiyorsunuz? Bunun hedef kitlesi kim? Sizce bunu bu insanlar neden alırlar? Neden böyle bir konuda ihtiyaç var, açık var gibi fikirlerinizi bizimle paylaşıyorsunuz. Bunun adına hazırlık dokümanı diyoruz. Ve biz hazırlık dokümanını kontrol ettiğimizde sizinle bir görüşme yapıyoruz. Sizinle olan görüşmemiz de okeyse diyoruz ki size okey şu kriterleri karşılıyorsunuz. Dolayısıyla bu kriterlerin karşılığı şu kadar para. Biz size bu parayı ödeyeceğiz diyoruz. İşin %25'ini bitirdiğinizde anlaştığımız fonun %50'sini hesabınıza yatırıyoruz. İşin %100'ünü bitirdiğinizde anlaştığımız e, paranın diğer %50'sini sizin hesabınıza yatırıyoruz. Ve siz ürünü bize teslim etmiş oluyorsunuz. Siz ürünü bize teslim ettiğinizde biz satış sürecini başlatıyoruz. Landing page'ini yapıyoruz eğer gerekiyorsa. Platform bağlantılarını yapıyoruz eğer gerekiyorsa bütün işte eğer bu bir e-kitapsa amazona koyuyoruz. Kindle print on demand gibi bütün her şeyini biz yapıyoruz ve yaptığımız bütün her şeyi size raporluyoruz. Şuraya koyduk kitabı. Şurada satıyoruz. Şurada satıyoruz. Şurada satıyoruz. Burada yapıyoruz. Şunu yapıyoruz gibi şeyler söylüyoruz size. Akabinde reklama başlıyoruz. Amazon reklamları, Facebook reklamları, Google reklamları, Instagram reklamları benzer yapabildiğimiz tüm reklam çalışmalarını tabii ki doğru stratejiyle ve bu stratejiyle sizinle paylaşıyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Bunun yanında bir de içerik pazarlaması harekatına girişiyoruz. Bu konuda tabii ki sizden de yardım alıyoruz. Yani birlikte içerikler oluşturuyoruz. Bu içerikleri işte medium.com ya da alakalı birçok yerde, Product Hunt'ta, Hacker News'te paylaşıyoruz. Ve bu içerikler sayesinde de organik bir trafik yaratmaya çalışıyoruz. Akabinde satışlar başladığında da her ay sonunda remote.com üzerinden bütün ödemelerinizi sizin hesabınıza gönderiyoruz. Her ay sonunda geçtiğimiz ay bir önceki ay ne kadar satış yapıldıysa işte giderleri çıkarttıktan sonra sizin hesabınıza %70'ini bizim hesabımıza %30'unu olmak üzere bu gelirleri paylaşıyoruz. Eğer sizin ürününüz 200 satışı geçtiyse o ay içinde biz kendimizi %20'ye çekiyoruz. Sizi %80'e çıkartıyoruz gelir paylaşımı konusunda. Ve e, sizden tek ricamız kendi komünitenizi geliştirmenizi bekliyoruz. Kendi komünitenizi geliştirmeniz, kendi topluluğunuzu geliştirmeniz, kendi kişisel markanızı yaratmanız için de size her türlü eğitimi... E, ...komünitenin eğitimlerinin arasında e, önümüzdeki aylarda yer vereceğiz. Dolayısıyla Katma Değer Fonu en basit haliyle bu şekilde çalışıyor. Ve siz... Katma değer fonu için ürün üretmeye başladığınızda bizim sizden tek isteğimiz sürekli bize ürün gönderin. Sürekli bizden fon isteyin. Tek isteğimiz bu. Bu sayede hem siz hem biz bu işten para kazanabilirim istiyoruz. Ve bunu büyütmek istiyoruz. Bu işi büyütmek istiyoruz. En temelinde komünite size eğitim sağlıyor. 200 saate yakın eğitim olacak burada önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Topluluk öğrenimi sağlıyor. Topluluk öğrenimi tarafında uzmanlara sorular sorabiliyorsunuz. Birbirimizi besliyoruz topluluk öğrenimi tarafında ve her hafta canlı yayınlar yapıyoruz. Çok hedefe odaklı soru cevap, workshop gibi canlı yayınlar yapıyoruz ve bu canlı yayınlar tamamen size özel oluyor. Başka kimse Katılamıyor bu topluluk öğrenimi şeylerine çalışmalarına. Aynı zamanda size fon sağlıyoruz. Fon sizin zamanınızın karşılığını vermesi için tasarlandı. Fonun yanında bir de dağıtım sağlıyoruz. Sizin ürününüzü biz satıyoruz ve size para kazandırıyoruz bu işten. Katma değer fonu en temel halde bu işe yarıyor. Dünyanın hiçbir yerinde buna ihtiyaç yok ama Türkiye'de ihtiyaç var ve Türkiye'de o kadar Türkiye'deki bu ihtiyaç size o kadar büyük bir fayda sağlıyor ki. Orada kazandığımız dolar Türkiye'de yaklaşık 8-8,5 kat kat sayıyla bizim cebimize para sokuyor. O yüzden size tavsiyem katma değer fonuna mutlaka başvurun. Görüşmek üzere.